Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere 3 malzeme ile yapabileceğimiz çok kolay bir pasta tarifi vermek istiyorum. Hemen başlıyorum. Öncelikle pudingi pişirmek için tencereye 3 su bardağı sütü alıyorum. Üzerine bir paket bitter çikolatalı pudingi ekliyorum. Çırpıcıyla iyice çırptıktan sonra ocağa alıp pişirmeye başlıyorum. Puding yoğunlaşmaya başlayınca 50 gram sütlü çikolata ekleyip devam ediyorum karıştırmaya. Tamamen yoğunlaşıp kaynayınca da altını hemen kapatıyorum. Bir paket sade, bir paket kakaolu petibör bisküvi kullanacağım. İlk önce elime sade bisküviyi aldım. Üzerine puding biraz sürüp kakaolu bisküviyi üzerine koyuyorum ve tekrar pudingi süreceğim. Yine sade petibör, puding, kakaolu petibör. Bir beyaz bir kahverengi olarak elimde bir 4-5 sıra yaptıktan sonra servis tabağına alacağım. Bunu isterseniz borcama veya kek kalıbına da yerleştirebilirsiniz. Benim için böyle kolay oluyor. Kalıp kullanmadan direkt tabağı bu şekilde dizeceğim hanımlar. Diklemesine tabağı oturtturduktan sonra aynı şekilde tek tek devam edeceğim. 5-6 bisküviyi elinizde yapıştırdıktan sonra tabakta kolaylıkla ayakta duracak bisküviler. Bisküvilerin tamamını bitiriyorum. Tabağa sığdığı kadar bisküvileri kullandım ve kalan pudingden üzerine ve kenarlarını hızlı bir şekilde puding dolmadan kapatıyorum. Birkaç parça bisküvim ve pudingim kalıyor. O yüzden tekrar küçük bir tabakta yine küçük bir baton pasta şeklinde hazırlayacağım. Onu da bitişte sizlere göstereceğim. Tamamen kapatınca peçeteyle temizleyip buzdolabına gönderiyorum. En az 3 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Gördüğünüz gibi tam bir kalıp halinde baton pasta görünümünü aldı. Bıçakla çarpılar yaparak dilimler halinde pastamızı kesmeye başlıyorum. Sürekli çarpı çizer gibi bıçakla keseceğim. Büyüklüğü sizin zevkinize kalmış. Ben çok büyük dilimler yapmıyorum. Porsiyon olarak da fazla çıkacak. Görünüm olarak da çok şık olacak. Kestiğim dilimleri de bu şekilde ayırıyorum. Sunum için hazırlıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayalım. Küçücük bir yorum ve beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Üzerine de fındıkla süsledikten sonra dolaptan diğer küçük pastamı çıkardım. Bunu da bu şekilde dilimliyorum. Kalan malzemelerden yapmıştım bunu da. Yine biraz fındıkla süsledikten sonra pastamızı servis için hazır hale getirmiş oluyoruz. Çok az malzeme ile çok kısa sürede yapabileceğiniz görünümü kadar tadı da çok güzel olan bir pasta yaptık hanımlar. Çocuklarınızın çok seveceği çok kolay çikolatalı bir pasta yaptık.
Deneyen herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Hepinize afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.